Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bildiğiniz gibi 1 Nisan yaklaşıyor ve arkadaşlar 1 Nisan'da genellikle Brawl Stars oyuna bir mücadele getiriyor. Ve bu mücadeleyle birlikte bizlere bir sürü ücretsiz hediye veriyor arkadaşlar. Ben de bugün bu videoda 1 Nisan'da gelebilecek bu mücadeledeki ödülleri sizlere göstereceğim diyeyim, hemen videoya geçeyim ancak. Videoda geçmeden önce bu tarzda videoların devamı için mutlaka sizlerden en az videoya 2000 like bekliyorum ki neredeyse artık her videoya 2000 like üzerinde bir like geliyor. Bunun için de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu videoda geleceğini tahmin ediyorum. Ve arkadaşlar kanala da abone değilseniz 600 lira çok az bir yolumuz kaldı. Abone de olmayı unutmazsınız deyip hemen videoya geçeyim. Ve tabii ki arkadaşlar ücretsiz ödülleri sizlere göstermeden önce dükkanında en sağlam içerik ve destek bölümüne usta yazıp beni desteklemiş olursanız arkadaşlar gerçekten çok sevinirim. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz. Buradan desteklenenlere ve kalplerimi göndererekten bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Az sonra 1 Nisan'daki mücadeleyle beraber oyuna gelebilecek ücretsiz ödülleri sizlere göstereceğim ancak videonun devamında da 300 elmaslık bir kostüm olan aha da buradaki çöl akrebi çak kostümünü alacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyelim ve hemen artık 1 Nisan'daki mücadeleyle alakalı sizlere göstereceklerime bir geçelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar önceki 1 Nisan mücadeleleri nasılmış? Mesela geçen seneydi sanırım gayet normal mücadele diye bir mücadele oyuna getirdiler. 1 Nisan'a özel ve arkadaşlar verilen ödülleri görüyorsunuz. En sonda elmas ödülü, ilk zafer ödülü gördüğünüz gibi bir rozetmiş. Ondan sonra mega kutu, altınlar vesaire. En sonda mesela gördüğünüz gibi 5 elmas veriyordu arkadaşlar ve troll bir mücadeleydi. Gayet normal mücadeleydi. Bir sürü saçma sapan böyle dış etkenlerin olduğu bir mücadele gelmişti. Geçen sene 1 Nisan'a özel ve ben bu sene 1 Nisan'a özel bir mücadele geleceğine kesin gözüyle bakıyorum. Tam 1 Nisan'da mı gelir bilmiyorum. Çünkü etkinlikler de sürekli bir kalabalıklaşmaya başladı. Ama kesinlikle 1 Nisan'a özel bir mücadele bu sene de Supercell getirecektir abi. Bunu peki nereden mi biliyorum? Gelin size onu da göstereyim. Şu an arkadaşlar Supercell'in biz partnerleri sağladığı test hesabının içerisindeyim ve görmüş olduğunuz gibi önümüzde Kaka Spike kostüm var ve bir kostüm 1 Nisan tarihinde oyuna eklenecek. Ve 200 elmaslık bir kostüm olacak. Şu an ben buraya yanında verdiği rozettir, profil simgesidir vesaire arkadaşlar gizemli kostüm olduğundan dolayı onları koyarım ve içerisinde arkadaşlar olmayan ancak bu kostümle alakalı ve 1 Nisan'da bizlere ücretsiz bir şekilde vereceklerini düşündüğüm bir rozetle bulunuyor. Onu da sizlere göstereyim. Hemen buraya geldiğimizde arkadaşlar oyuncu rozetleri kısmına birazcık aşağı indiğimde arkadaşlar şöyle bir rozet var gördüğünüz olduğunuz gibi ve kendisi bir oyuncu rozeti arkadaşlar ve herhangi bir şekilde Kaka Spike'ın verilenlerinin arasında yok ve abi oyunda test hesabında böyle bir rozet var. Test hesabında neydi biliyorsunuz arkadaşlar, öncesinde söylemiştim. Oyuna henüz gelmemiş ancak gelecek şeylerin bize gösterildiği bir hesaplı kendisi, test hesabı ve burada arkadaşlar böyle bir rozetin bulunması demek oyuna mutlaka bu rozetin, bu görmüş olduğunuz Kaka rozetinin gelecek olduğu anlamına geliyor. Ancak dediğim gibi arkadaşlar bu Kaka Spike'la alakalı olmasına rağmen Kaka Spike kostümünün içinde verilenlerden birisi değil arkadaşlar. Bir oyuncu rozeti kendisi ve muhtemelen bu önümüzdeki gelecek 1 Nisan etkinliğiyle beraber arkadaşlar, mücadelesiyle beraber bizlere verilecek ücretsiz bir rozet arkadaşlar kendisi. Siz bu Kaka görünümdeki rozeti nasıl buldunuz? 1 Nisan'da verilecektir. Çünkü kostümle alakalı dediğim gibi. Bunu da yorumlara yazabilirsiniz ve yine mücadele ödülü olarak da arkadaşlar 5-10 elmas yine verirler diye düşünüyorum. Yani ücretsiz bir elmas ve buradaki rozeti muhtemelen 1 Nisan'da gelecek ve garip bir mücadele olmasını beklediğim mücadeleyle etkinlikle beraber bizlere vereceklerdir arkadaşlar. Yanına ekstra olarak da star hediyeleri ve kaynak anlamında altınlar, mücevherler vesaire verilecektir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde bu mücadeleyle bunu söylemek ve sizlere bu haberi vermek istedim abi. Diyelim ve mücadeleyle alakalı detayları da verdikten sonra artık şu 300 elmaslık çak kostümünü alarak yolumuza devam edelim. Ve karakteri buldum arkadaşlar. Burada kendisinin kızıl çak kostümü bende var ancak arkadaşlar. Tabii ki de burada çok daha pahalı ve iyi bir kostüm olan kostümü, akrep çak kostümünü alacağım arkadaşlar. Ama öncelikle tabii ustayı desteklediğime bir emin olalım. 300 elmas vereceğiz hocam. Ustayı desteklediğime emin olacağım arkadaşlar. Sizler de benim gibi ustayı desteklemeden yapabilirsiniz. Dediğim gibi yapmış oldum. Bir sürü çekilişe de bu sayede katılmış olursunuz. Ustayı desteklerseniz mutlaka destekleyin abi. Verin diyelim ve çöl akrebi çak kostümünü lapırs lapırs diye alacağım arkadaşlar. 299 elmasa harbiden çok kaliteli bir kostüm olan çöl akrebi çaka hemen bir yatıralım abi ve 299 elması bu video için yetmez dedim ve bayıldım arkadaşlar. Sizler için daha güzel, daha keyifli bir video olması açısından çöl akrebi çakı aldım. Yanına verdikleri böyle gördüğünüz gibi 6 ve aşağıda da 5 tane olmak üzere 11 tane özel hediye geldi arkadaşlar. Bunları da lapur supur aldım ve hemen şöyle gelelim ve arkadaşlar şurada hemen düzenleyelim bu kostümümüzü. Mesela bu çok güzel duruyor abi. Baksana abi, rozet gerçekten aşırı iyi duruyor. Sonra böyle bir rozet varmış hocam. Bu rozeti de koyalım. Alkış rozeti. Yok, bunu beğenmedim. Bu daha iyi gibi. Evet, bu daha iyi.
Bir de arkadaşlar ne koyalım? Ya bunu koyabilirim sanırım arkadaşlar. Bir de böyle kalp rozetinde koyalım ve böyle tatlış bir şey yapmış olalım. Spreylerden de arkadaşlar şu spreyi koyacağım. Evet, şu spreyi de koydum abi. Tamam, şu an her şeyi okeyleştirdik arkadaşlar. Yaptık. Şimdi sırada bu kostümü denemesi var. Bakalım deneyelim, nasıl bir kostüm görelim. Ama hani duruşu muruşu gerçekten mükemmel abi. Bakar mısınız ya? Harbiden mükemmel arkadaşlar. Troll Elite'de maçı da buldu arkadaşlar. Bir kostümü denemek için girdim açıkçası buraya. Bakalım nasıl bir kostüm. Bu arada benim profil de çok iyi duruyor. Ustalar harbiden şekil. Arkadaşlar atış efektlerini görüyorsunuz. Oha, yere şey bırakıyor. Çok iyiydi lan, gördünüz mü? Oha, bayağı iyiydi bu arada. Hayır dur babacım, dur tamam sensin. Ya beni bir bırak ya, beni bir salın birader ya. Çok ayrık attım ya bu arada, kötü oldu bu. Ya beni bir sal. Oğlum beni bir salsana Shelly. Atış efektlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Atış efektleri de manyak. Oğlum çok iyi ya. Yere akrepler falan düşüyor atış efektinde. Baksanız abi, yere akreplerin düşmesi falan. Harbiden çok iyi. Hayır, öleceğiz. Öldür. Kaç oradan. Kaç. Cordelius kaç. Jort kaç oğlum. Bak Shelly'nin dibine kadar gitti. Bak şimdi açılacak ve ölecek. Görürsünüz bak. Shelly dibinde dolaşıyor. Bak. Aa, öldürdü. Güzel David. Adamsın David. Onu mokoko yaptın David, helal olsun. O Shelly benim başımı etini yedi. Sabahtan beri bırakmadı. O Shelly'ye dalın hocam. Bu Shelly ölmeye hak ediyor. Oha, başka Shelly. Abi niye herkes Shelly birader, bu nasıl iş ya? Neyse, Cordelius yine kaçtı. Oğlum bir kostümü deneyemedim. Bu nasıl troll harita ya? Herkes Shelly hocam, oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Herkes Shelly olmaz babacım. Böyle olmaz bu oyun ya. Abi herkes Shelly olursa biz ne yapacağız? Zaten Chuck'la çift hesaplaşmaya giren kafama ya. Neyse devam. Şimdi arkadaşlar yine geldik. Şöyle hocam. O içeriye kaçtı, güzel. Şöyle. Ya oğlum bu Shelly beni bırakmadı gitti ya. Babacım sen neymişsin ya? Hakikaten sen neymişsin birader ya? Baba bırakmayacaklar beni. Baba. Bırakmadılar, gördünüz mü? Abi inanılmaz, o Shelly var ya, belalı mı oldu ya? David, hadi David kurtar bizi. Lan bu David her yerden çıkıyor. Ben maçı kaybettim zannettim. David yine burada. David yaparız, hadi çocuğum. Hadi canım. 5 kişi var hala. Kimse de ölmedi ki abi. Bu nasıl bir maç ya? Çok saçma sapan bir maç. Bak yine Shelly'ler. Abi herkes Shelly, inanılmaz ya. Şunu almamız lazım, güzel. Aha robot bizde kaldı hocam. Bokoko. Hayır, ölmemem lazım. Ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Abi bana mı geleceksin Nico gerçekten ya? Hayır. Oha, nereye geldim lan? Hayır babuş. Lan en sonunda öldük abi. Çok saçma sapan bir maç geçti. Ama arkadaşlar bir de kaybetme animasyonu da görmüş olduk. Arabası bozuluyor gibi duruyor. Şurada daha net göreceğiz galiba kaybetme animasyonu. Göremedik. Göremedik. Daha böyle sakin bir deneme mağarasında göstereyim. Yani kostümün dış görünümüne puanım 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Atış efekti de çok güzel, tatlı, yere akrepler falan bırakıyor. Gördüğünüz gibi öldürme efekti de var arkadaşlar. Efsanevi bir kostüm olduğu için bakın bu şekilde bir akrep çıkıyor. Akrep bacağı mı çıkıyor, kolu mu çıkıyor artık, bakın bu şekilde. Ve ulti efektleri de bu şekilde arkadaşlar. Ultide de nasıl hareketler yaptığını az önce gördünüz ama bir kere daha göstereyim. Ultide etrafında gezinirken ultinin içinde çok güzel bir efekti de var yine. Böyle kumlarla falan böyle bakın arkadaşlar arkasında bırakarak gidiyor. Kostümü de aldık. 300 elmaslı kostümü de bayıldık. Bu videoda değerlikler. Ben bir videonun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım da böyle beğenmişsiniz de başka da Brawl Stars bölümlerine görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim. Böyle son dakika videolar için dediğim gibi kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bildirimleri de açtığınıza emin olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.